kez kazma balta yaparken ben dedim ki, ben dedim demircilik bırakarak sizce kapı tokmakları, menteşeler bunları yapayım dedim. Bunlar dövme çiviler. Küçükten şu şekilde büyüğe doğru istediğiniz ebatta yapabiliyoruz. Tekrar gene şunlar pencere kulpları, çekmece kulpları. En ufaktan en büyüğe kadar yapma şansımız var. Şunlar bizim Safranbolu evlerimizin dış pencerelerinde rüzgar vurmasın diye pencere yeldemiri diye tabir ettiğimiz yeldemiri takımlar. Bunlar da içeriden kitlemek için efendim. Giden bir çocuk eğer okul sonunda, yıl sonunda karnesine kötü not geldiyse, eğer onu okuma umudu yoksa bunu babası bir tutar bir sanatkarın yanına verir yahut da bir yere çalışmaya verir. Bunu beni de babam tuttu, beni demirciliğe getirdi. Dedi demircilik yapar mısın dedi. Ben de yapamam deme şansım olmadığı için kabul ettik. O zamandan beri çıraklık ilişkisinden sonra kalfalık, kalfalıktan sonra ustalık, ustalıktan sonra askere gittik. Askerden geldikten sonra tekrar yine o demirci dükkanı açıverdi babamız, Allah razı olsun. Zaten kendisi bu işi yapıyordu. Biz üç kuşak biz bu işi yapıyoruz. Ben son kuşak, benden sonra iki tane kızım var. Bunda bu işi yapacak halde değil efendim. Saban demiri diye tabir ettiğimiz saban demiri, eski delme kazma, delme küplengili baltalar, taş kazmaları bunlar hep elde yapılırdı. Şimdi malum makineler çıktı, fabrikasyonlar çıktı. Mesela biz bir günde yapıyoruz iki tane taş kazması veya iki tane balta. Fres'te, fabrikada bunlar yapılıyor. Saniyede 100 tane balta. Yani bundan yarış etmemiz mümkün değil. Bunun için fabrikasyonlar bizi maalesef el sanatına değeri olan kişileri bitirdi yani. Ben şu anda yaklaşık 39 yaşındayım. Hala da her gün geçtikçe bir şeyler öğrenmekteyim. İlmin ve sanatın sonu yok efendim. Yani bu işi zaman isteyen bir şey. Mesela zaman şey yapman lazım, bu işte öğrenmen lazım. Yani bu mesela bir malı bir market veya bir bakkal bir malı alırsın, üçe satarsın, üstüne karını koyar, dörde satarsın. Ama bizim işimiz maalesef bu değil. Bizim işimiz de bayağı bir zaman geçirmek lazım gibi. Yani yaklaşık 3 sene, 4 sene gibi bir eğitimden geçmen lazım yani bir ustanın yanında bu işi öğrenebilmen için. Eskiden böyle geçim derdi yok. Efendime söyleyeyim telefon parasıydı, evin yakıt derdiydi. Efendime söyleyeyim masraf derdi yok. Ekip biçiyorlardı. Efendime söyleyeyim çırak boldu, adam boldu. Ocak şimdi biz makineyle çalışıyoruz. Malum burada bildiğiniz gibi eskiden şu belinize takılan körük diye tabir ettiğimiz bir olay vardı böyle. Bunu bir kişi ocakta çeker. Bir kişi karşıda çekiç vurur. Usta da burada. Biz de karşısında demir döverdik. Karşılıklı taka 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 bu şekilde demir döverdik. Malum şimdi masraflar ağır. Geçim derdi zor. İş az. Onun için ülkemizdeki olaylar görüyorsunuz. Bir de çabuk para kazanma hevesi, zahmetsiz para kazanma hevesi sardı milleti. Yani maalesef emek olmayınca yemek olmadığı gibi yani bir şeyler üretmedikçe bir şeyler kazanmamız mümkün değil. Yani bugün
15 milyon lira bir kapı göbeği yani, artı bunu kaç kişi alacak? Efendime söyleyeyim, yani kaç kişiye satacaksın? Evini geçindireceksin, Bağkur'u yatıracaksın. Efendime söyleyeyim, çoluğu çocuğu mu okutacaksın? Malum durum ortada yani, daha bunun ilerisi gerisi yok yani, anladın mı efendim? İşimizde bir istikbal yok. He, sen niye yapıyorsun diye soracak olursan, biz de atalarımızdan, dedelerimizden öğrendik bu mesleği. Onu devam ettiriyoruz. Yani bizden sonra yetişen kuşak olmadığı için burada benim yapmış olduğum ürünlerim ve takımlarım takla baktım. Allah gecinden versin. Yani biz vefat ettikten sonra doğru hurdacıya gidecek. Direktmen. Hiç sorgu sual yok yani. Çünkü değerini, kıymetini, kadrini bilen yok. Yeni yetişecek yok. Altının kıymetini sarraf bilir. Başkası bilmez. Onun için yani bizim de bu kıymetli olan takımlarımızın, örsümüzün, ocağımızın kıymetini biz biliriz. Tabii bizden sonra yetişen olmayınca bunlar doğru gelecek. Hurdacı yükleyecek kamyonuna, alacak 3-5 kuruş günün geçtiği parasını, alacak götürecek gidecek yani. Olay bu kadar basit.